Kasım Gülek CHP'nin genel başkanıdır. FETÖ'yü mü kurdu? FETÖ'de onun cenaze namazını kıldı. Yani bir insana tapar gibi Erdoğan demenin mantığı çok yanlış. Bu memlekette 80 senedir bu ülkenin kurucusuna taptıranlar Erdoğan'a tapıyorsunuz diyemezler. Yok. Adalet yok, ben de aynı fikirdeyim çünkü adalet Erdoğan'ın elinde değil. Devletin bürokratik organları var. Erdoğan sadece yürütmenin başı. Osmanlı'nın şeriatı gelsin diyorum. Gücünü milletten almıyorsun. Allah'ı zaten tanımıyorsun. Terörden faydalanmayıp gücünü nereden alacaksın sen? Diyorum ve iyi günler diliyorum. Şimdi AKP mi, AK Parti mi? AK Parti, AKP ne demek? Mesela muhalefet mesela AKP diyor. Hı hı. AK Parti'nin kısaltılmışı. Neden CHP'ye misilleme yapıyor. Yoksa özel bir nedeni yok. Ben AK Parti'yi kendi içinde gruplara ayırmıyorum. Evet. CHP'nin misyonu nedir? Solucan misali bölünerek çoğalmak. Yani farklı isimlere ayrılıp farklı kitlelerden oy devşirmek. Rakibini ise bölerek parçalamak. Evet. Vazifesi olduğundan AK Parti ve AKP mevzu bahis oluyor. Öteki türlü yani mantıken bunun açıklanması mümkün değil. Ağız AKP alışkanlığı. Mesela MEP dersiniz. Bunda evet, bir şey yok. Evet. Mesela yani, AKP denilmesinde bir sakınca var mı sizce? Bence gerek var mı ki? AK Parti yani. AK Parti. Bunun gerçeği bu. Doğrusu bu yani. Ya şimdi halk arasında bir takım kelimeler farklı telaffuz edersiniz. Evet, evet. Ama ciddi konular mevzu bahis olduğunda sokak ağzıyla konuşamazsınız. Evet. AKP sokak ağzı gibi. Mesela CHP mi, CHP mi? Valla CHP ne derseniz yaraşır. Neden öyle? CHP ne yapmış Allah aşkına 80 seneden beri bu millete? Ne hangi yapmış mesela? Bana şeyi, Cumhuriyeti sembolize eden CHP'nin bir tane eserini söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kim kurdu? AK Parti'nin tonlarca sayarım. Tünellerini, geçitlerini, Marmaray'ını, tramvayını. Tamam. Yollarını, duble duble yollarını, her şeyini mesela sayarım, şehir hastanelerini. Türkiye'de mesela fabrikalar yapıldı Cumhuriyet tarihinde. Cumhuriyet Halk Partisi'de temellerini atmış. He, şimdi bir dakika. Devletin vazifesi fabrika kurmak değildir. Evet. Devlet ya bir cevap vereyim. Evet, sen cevaplayacaksan ben konuşmayayım o zaman. Yok, siz konuştun bak siz. Şimdi bu klişe lafları milletin önüne ısıtıp sürmekten feragat edin. Evet. Devlet fabrika kurmaz. Girişimcilerin yapacağı iştir. Evet. Devletin görevi kamu nizamını sağlamaktır. AK Parti bunu mükemmel bir şekilde ifa ediyor. Buna rağmen fabrikalar açılıyor. Geçen hangi şehrimizde 300 tane fabrika açıldı? Gaziantep'te mi? Evet, haberiniz oldu mu sizin? 40 yıllık mesela fabrika. Hiç vazifesi yok. Devletin memuru çalışmıyor. Fabrikasında kim çalışacak? Evet. Bu işi girişimcilerin yapması lazım gelir. Savunma sanayinde bu bir fabrika değil mi ya? İstanbul Havalimanı 500 bin tane fabrikaya bedel. Evet. Biz şimdi Cumhuriyet'ten kalma. Bir dakika, o zaman ben size şunu söylerim. Osmanlı'nın ana hinterlandı Balkanlardı. Evet. Dolayısıyla ağır sanayisinin merkezi de orasıydı. Evet. Niçin? Peki sen getirmişsin milleti Anadolu'ya hapsetmişsin. 3 tane milletin parasıyla fabrika yapmışsın. 100 seneden beri bunu mu konuşacağız biz? Kim mesela Anadolu'ya hapsetti? Kim? Cumhuriyeti kuranlar. CHP'yi kuranlar ben mi? Mesela savaş başladı Osmanlı zamanı. Lütfetmiş zaman. Yani 2-3 tane fabrika kurmuş. Yani Cumhuriyet. Bir tanesi onlardan biri şeydi, biliyorsunuz Mernoz. Benim müşterim de kafe işletiyordum ben, işçileri. Makineler paslı bir vaziyette açık hava müzesine dönüştürdü AK Parti onu. Atatürk Kongre Merkezi yaptılar. Dünyanın dört bir tarafından insanlar gelip orada toplantılar düzenliyorlar. Düğün salonları var, kafeler var. O da fabrikadan fersa fersa gelir getiriyor Bursa'ya. Kim, neresi? Neresi? Şeyden bahsediyorum ya, Merinos Park'tan bahsediyorum. Park. Evet. Merinos çöplüktü Park. CHP'nin önündeyken. Yani Merinos fabrikayken iyi değildi diyorsunuz yani. Bitmişti. O makineler orada, gidip bakabilirsiniz. Evet. Ya ezbere day, bak bir kere var. Merinos ne zaman kapatıldı mesela? Ben onu bilmiyorum da. AK Parti'den önce. AK Parti'nin burada 18 yıllık geçmişi var ya. Evet. Şimdi bir de siz zannediyorsunuz ki olay partilerden ibaret. Bir de devletin bürokratik organları var. Danıştay, Sayıştay, Yasama. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece yürütmenin başı. Evet. Şimdi millet kendine bir lider seçiyor. Zannediyor ki bütün ipler onda. Şimdi siz Sayın Erdoğan'ın zor koşullarda hizmet verdiğini göremiyorsunuz. Evet. Kudretli bir lider olduğu için bunu hissettirmiyor size. Kudretli bir lider olduğu için. Tabii ki bence dünyanın görüp göreceği en büyük lider. Mesela şu anda
güzel konuşuyorsunuz diye soruyorum. Mesela şu anda ekonomi nasıl mesela? Muhteşem. Bir muhteşem. De yurt dışına bir bakın isterseniz. Benim iki tane kardeşim yaşıyor. Bilmiyorum Almanya'da. 50 euro veriyor. 3 kilo meyve götüremiyor evine. Ben burada yalan konuşmuyorum. Gitsin araştırsınlar. Mesela Almanya'da niye yaşıyorlar ki? Gelsinler Türkiye'ye bence. Niye gittiler ki? Doğru soru bu. Bunu sormak gerekiyor. Niçin gittiler? CHP'nin o bozuk nizamından ötürü gittiler. O böyle hani kendi milletine terör uygulayan sistemi var ya. Bakın ben çocukluğumdan beri hiç unutmadığım bir şey var. Evet. Söyleyebilir miyim? Ben hiç o seçimleri AK Parti döneminde görmedim. Evet. Annem bile koyunları biz çiftçilikle uğraşıyorduk. Çok kaliteli bir nizamda sayıyordu. Evet. Ya bu o insanı aşağılamaktır ya. Evlere tıkayıp sokağa çıkma yasakları bilmem neler olağanüstü haller. Ocabası bu millet neler gördü ya CHP'nin hakim olduğu dönemlerde. Bana diyebilirsiniz ki İsmet İnönü'den sonra Demokrat Parti'den sonra CHP iktidar olmadı. Hayır efendim. CHP o bürokratik yapı yüzünden bu devletin, bu millet kimi seçerse seçsin iktidarın her zaman ortağı olmuştur. Sözünün üstünde de söz söyleme hakkına sahip olmuştur. Hanımefendi mesela şöyle şu günlerde mesela şu haftada HDP'ye operasyonlar var mesela. HDP'ye operasyonlar var. Bu konuda düşüncelerinizi almak isterim. Güzel konuşuyorsunuz. Haklı, haklı. Bakın HDP il başkan, pardon belediye başkanlarından bir tanesi de Kars'a seçildi. Evet. Adamın adı nedir ya? Bir şey Bilgen. Ayhan Bilgen. Ayhan Bilgen. Bir kere Kars'ın tarihinde görülmüş şey değildir. HDP gelsin, Kars'tan oy alsın. Ben nedenini söyleyeyim mi ben size? Bakın bu tamamen şeydir. Stratejik bir olay. Daha doğrusu nasıl diyeyim ki? İdeolojik hastaların çapa yapmasıyla, tarlayı sürmesiyle ola gelen bir olaydır. Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'de operasyon çekti mi bütün terör örgütlerine? Ermenistan sınır mı? Ermenistan bir devlet değil. Ermenistan bir terör devletidir. Türkiye ile Kafkas halkları arasında bir tampon bölge oluşturulmuştur. Aynı şey Suriye ile Türkiye arasında da oluşturulmuştu. Evet. Şimdi oradaki yapıyı sen bozunca ne yapacaksın? Kars-Ermenistan sınır hemen Ani Harabelerinin, Ani kendi var dönemin meşhur kendi. Evet. Taş üstünde taş kalmamış orada. Orada Türkiye'nin içine sızabilir, operasyon çekebilir, Anadolu'nun her tarafına yayılabilir, tekrar Ermenistan'a gidebilir. Olay bu. Evet. Sayın Erdoğan bence doğru zamanda Ayhan Bilgen'i aldı. Ben kendisini Facebook şeyde takip ediyorum sosyal medyada. Evet. Paso İslam düşmanlığı, Osmanlı düşmanlığı yapıyor. Kim yapıyor bunu? Ayhan Bilgen. Onun haddi de değil, hakkı da değil. Evet. Kendini bu topraklara ait hissetmiyorsa ait olduğu yere gidecek. Bu vatanın benim gibi nice evlatları var. Seve seve yaparız o vazifeleri. Evet. Öyle adam kandırmaca yok. Ne zannediyor ki bunlar kendilerini? Millet Suriye'den oyun mu oynuyoruz burada ya? Senelerce Hakkari'nin, Şırnak'ın adını ağzımıza alamadık. Yabancı bir bölge gibi. Doğru mu? Yaşadık bunları, gördük. Şimdi istedik ki o Kars Ermeni arası. O hat aynı olsun. Yemezler. Öyle mi diyorsunuz? Aynı oyun, aynı mı oyunu mu oynayacağız biz? Artık bence CHP'nin bu milletten çıkıp özür dilemesi lazım. HDP diye bir şey yok. HDP %70'i, HDP de PKK, aslında PKK'nın siyasal kolu. Mecliste peki kadar mesela 6 milyon oy %70'i, %70'i Ermeni çete gençlerinden müteşekkil bir örgüttür. %30 herkes vardır içinde. Bakın PKK ilk Lübnan'da kuruldu. Orayı karıştırdı. Bürokratlara, işte efendim büyükelçilere falan operasyonlar çekti. Bundan dünya rahatsız olunca bu defa bunu PKK'ya Asala'ya dönüştürdüler. Asala'dan sonra PKK oldu bu. Şimdi, bunun Kürtlerine ne ilgisi var? Şimdi mesela şunu da söyleyebilir miyim? Evet, evet. Her Ermeni, masum Ermenileri bundan tenzih ediyorum. Her Ermeni potansiyel bir Kürt düşmanıdır. Sanki Kürt'ün davasını kendi davası gibi göstermeye çalışıyor. Bana şunu söylesinler. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Hangimiz bir cuma namazında, bir bayram namazında gördük Selahattin Demirtaş'ı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu? Ya Kürt Müslümandır. Sen kimi kandırıyorsun ya? Sen aslında Ermeni de kullanılıyor. Bak insanlar bunu bilmiyor. Ermeni Ruslar kullanıyor. Hanımefendi şimdi siz diyorsunuz o kullanıyor, bu kullanıyor, bu evet, kullanıyor. Peki kullanışlı olanı herkes kullanır. Şimdi İsrail başka türlü kullanıyor. İngiltere başka türlü kullanıyor. Rusya başka türlü evet. kullanıyor. Bakın şimdi devletlerin kendi siyasal projeleri vardır. Kimin İran'da kullanıyor onu da söyleyeyim. Evet. Kullanışlı olanı ben de kullanırım. Herkes kullanır. Evet. Bizimle ilgisi yoktur. Bakın şimdi ben şeyi de çok gülünç buluyorum. Pakrodini Ermenileri, evet. Ermenileşmiş Yahudiler. Bir insan Müslümanken Türkleşebilir. Müslümanken Hristiyanlaşabilir. Yahudi bir dindir ya, bir inanış biçimi. Nasıl Ermenileşiyorsun sen?
Olmaz biliyorsun. Orada şimdi da Ermenilere bir oyun oynanıyor. Ermeni kullanılıyor. Şimdi farkında gelelim değil. Şöyle. Açıklamalarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ekonomi dediniz mesela. Ekonomi çok güzel dediniz. Ekonomi güzel, harika dediniz. Ama esnafa soruyoruz, halka soruyoruz. Ekonomi iyi değil diyorlar. Yalan ağlıyorlar. Evet. Yalan ağlıyorlar. Yalancılar. Ben hiç esnafın benim de işim düzgün dediğini duymadım. Gençler... Ama bunu unutmasınlar ki azı beğenmeyen çoğu bulamaz. İnsan biraz da şükretmesini bilmelidir. Yani... Mesela gençlere soruyoruz. Mesela gençlere soruyoruz. Beyin göçü var yurt dışına. Gençler hep gitmek istiyor. Almanya'ya gitmek istiyor. Gidebilir. Canın nereye istiyorsa. Ruhu neden, burada. Acaba neden gitmek istiyorlar? Onlar var ya şeyler. Bence çoktan beyinleri yıkanmış, asimile olmuş kimseler. Zannediyor ki Batı güllük günistanlık. Oysa ki Batı çöküştedir şu anda. Batı bloğu. Doğu yükseliştedir. Medeniyet her zaman doğudan doğmuştur. Gene bu topraklarda doğacaktır. Şimdi gençlere de gelince. Gençler zannediyor ki kıtırık bir üniversite okudum. 3-5 kitap yaladım. Ben bu devlette her türlü vazifeyi alabilirim. Kusura bakma. Bir işin mutfağını bilmediğin sürece tepe sine hızı çıkarsın ama aynı hızda geri çakılırsın. Evet. Kendini yetiştireceksin kardeşim. Üniversiteli olmak önemli değil diyorsun. Elbette ki liyakat sahibi olacak. İnsan beşikten mezara kadar eğitecek, yontacak kendini. Ben üniversite bitirdim bu her şey. Kusura bakmasın geçsin. Türkiye diplomalı cahillerle dolu. İki lafı bir araya getirip konuşamıyor adam. Hadsiz bir şekilde herkesten üstün olduğunu o diplomasına güvenerek düşünüyor. Mesela bugün seçim olsa kim kazanır sizce? Son bir soru soralım. AK Parti kazanır, AK Parti kazanmalıdır. AK Parti'nin de bu Türkiye'de oyu %52.3 olmamalıdır. İnsanlar nankörlük ediyorlar. Kaç olmalıdır mesela? En az %75. En az. Bakın şimdi bu ülke ne gördüyse AK Parti ile gördü. Bunu inkar etmek... Mesela neler gördü? Şimdi siz bir dakika parayı beğenmiyor. Neler mi gördü? Neler görmediğini sayalım. İşimiz daha kolay olur. Mesela bana şey Cumhuriyeti soralım. Sembolize eden bir eser sayabildiniz mi? Deyin ki falan yeri yaptı. Yo, ben sayarım. Sayın. Size soru sorayım. Hay sayın. Ben size soru sorayım. Söyleyin ben de bile. Ben bulamadım da. Çünkü gazeteciyim ben. Aynen. Şimdi... Yani ben o şeye gelmem. AK Parti çünkü... kazanmalıdır, hakkıdır. Ben size bir saat anlatırım ama. Aha. Mesela Cumhuriyet anlatırım. Ben size 5 dakikada madar ederim ama. Yok madar etmek için değil. Estağfurullah. Ben madar etmek için hiçbir zaman kimseye soru sormam. Yanlış anlamayın. Yanlışı savunmak neye benzer biliyor musun? Alkolün faydalarını savunmaya benzer. Şimdi İki şey sayarsınız. Siz dersiniz ki. Mesela ben size soru soruyorum ya. Çürütürüm diyeyim. Madar edelim demeyelim. Sokak ağzıyla konuşmayalım. Şimdi ben madar. Çürütürsünüz de. İşte diyorum ya ben de Cumhuriyet'i anlatırsam belki bir saatte yetmez. Onu da söyleyeyim. Yani. Sana göre yetmez. Sana göre yetmez. Anladım. Şimdi yani, şey diyorsun. Tezler bazı tezler çürütmek için değil. Bu millet açız diyor bilmem o yetmiyor bu yetmiyor. Ya AK Parti'den önce bu millet sigortasız çalıştırılıyordu. Emekli kuyruklarında millet yorgunluktan ölüyordu beklerken ya. Bunu ne yapacağız nereye koyacağız biz ya? Evet. 80 sene hiçbir şey yapmayan... Tabii yaptıkları yok. Güzel şeyler var ama yanlışları muhteşem yok. Muhteşem şeyler yanlışları var. Yanlışları yok. Nedir? Ya şimdi peki o zaman eğer burada yanlışları teraziye koyup tartacaksak CHP'nin, HDP'nin, partim diye ortada İYİ Parti'nin dolanmaması lazım gelir. Şimdi AK Parti'de peygamber kusursuzluğu ararken öbür tarafa gözümüze perde mi çekeceğiz? Adamların her tarafı hasarlı kusurlu. Tasarruf mu istiyor CHP? Meclisten çekilsin. Onların maaşı yetmiyor diyenlere yeter. Öyle mi diyorsun? Aynen. Teşekkür ederim. Ne işe yarıyor ki orada ya fitne fesat üretmekten başka? Ya öyle de bakma. Kılıçdaroğlu'na da hodri meydan diyorum. Benimle bir beyin düellosuna var mıdır? Lideri lider yapan özellikler vardır. Hangisini haizdir çıksın karşıma. Gözümün içine baka baka konuşalım. Sizi duyar. Adam utanmadan. Yayınlarsanız duyar. Yayınlarsanız duyar. Şimdi utanmadan. Ya adam bir şey söyleyeyim mi? Kılıçdaroğlu benimle yarışacak kifayette. Meral Akşener de dahil buna. Kifayette bir adam değil parti... de dünya lideri Erdoğan'la yarışmanın niyetine girişmiş. Yenileceksin Kılıçdaroğlu. Şöyle bir şey söyleyelim. Siz parti kurun biz size oy verelim o zaman. Niye? Partimiz var güçlendireceğiz Allah'ın izniyle. Diyorsunuz ya yarışırım liderleri alt ederim diyorsunuz. Lider, ben Erdoğan dışında lider tanımıyorum. Hem de dünyada tek lider. Bırakın Türkiye'yi. Türkiye'de Erdoğan dışında lider yok. Dünyada da yok bilesiniz. Peki yani Tayyip Erdoğan sonuçta bizim gibi sizin gibi ölümlü bir insan. Bir gün gelecek. Ya kardeşim Türkiye... lider olunmaz. Lider doğulur. Var mıdır şu anda? Doğru? Sayın Erdoğan lider doğdu. Lider. Bunu mu anlamak istemiyorsunuz? Yani? Yok. Ben olsam var ya masanın altına girerim. Bir problem var. Nasıl? Türklükte bir problem var. Değil mi ki? Bir dakika. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Dur. Şimdi konuşuyorlar ya diyorlar ya her Türk şudur budur. Bir Türk dünyaya bedeldir ve benzeri. Erdoğan. Ya insan bir nesne mi? Allah'ın verdiği bir varlık mı? Yani bir damla sıvı insan. Zihin de nimet de Allah'tan.
Yani bir insana tapar gibi Erdoğan Erdoğan demenin mantığı çok yanlış. Bu memleket, bu memlekette 80 senedir bu ülkenin kurucusuna taptıranlar Erdoğan'a tapıyorsunuz diyemezler. Bu memlekette, bu memlekette bir insanı takdir etmek, takip etmek. Abla bir şey soracağım. Teslim etmek çok başka ne şeydir, iş yapıyorsun? Tapılmak başka şeydir. Ne iş yapıyorsun çok abla? Çok iş yaptım. Hiçbir iş yapmıyorum. Hiçbir iş yapmıyorsun. Bugün şu memlekette şu kadar insanda soralım esnaf abi kaç para ciro yaptın bugün? Dolara baksın. Tamam. Dolara, kaç para ciro yaptın? Para, durum ne? Baksın. Ev kiralarına baksın. Asgari ücret 2 milyar 300. Geçin. Ev kiraları 1 milyar. Çok özür, bir şey söyleyeyim mi? Kimse kızmasın. Tedavülden kaldırıyor. Ya, geç abla. Abla sen hangi dünyada yaşıyorsun? Bu dünyada sen nerede yaşıyorsun? Çok bu dünyada yaşıyorum. İyisi yok kardeşim. Erdoğan'dan daha iyisi olsa seçeceğiz. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok basit bir şey soracağım. Evladın var mı annem? Yetiştirebildin mi? Sen CHP döneminde mi yetiştirdin sen bu evlatlarını ya? Evladını yetiştirebildin mi? Bana onu söyleyin. Deyin ki ben şu çocuğumu, ben şu çocuğumu. Ya, bak Türk mesela, diyorsun ya. Bakın siyaseti geçin. Bak, bak. Benim örfüm, adetimde, usulümde ha. 2000 yıllık Türk tarihinde veya 1400 yıllık İslam tarihinde konuşurken bir usul vardı. Ben çocukluğumda köy odasında oturduğum zaman köyün başındaki usul edep öğreten adam derdi ki bilerek veya bilmeyerek, oynayarak veya oynamayarak derdi ki oğlum sen şu hatayı yaptın, sen şu. Bugün kendi içimizde bir kimse kimseye hata söylemiyor. 40 yaşındayım. 40 ben 66 yaşından böyle bir şey görmedim. Ben ne konuşuyorsun? Ne gördün yalandan? Neyi gördün? Böyle bir şey yok. Adap söylüyorum sana. Erdoğan bu millete kimliğini abla, teslim etti. Siyaseti bırak. Ya özümüze bak. Bugün konumuz siyaset. Bugün sen evini toparlayabiliyor musun? Çoluğuna çocuğuna söz geçirebiliyor musun? Kim bu? Bir dakika, kalk. Bir dakika. Gel. Bak ben güzel geçiriyorum. Bir şey, buna cevap verebilir miyim? Benim 3 tane çocuğum var. Buna cevap vermek İkisi istiyorum. Öğretmen. Bütün dünyayı tamam. Orman psikolog. Kanunlarıyla. Var, tamam mı? Beni dinliyorlar. Masonların beşeri nizamıyla. Bunun usulü nereden geçer? Benim bak. Sende o zaman. Benim problemim yok. O zaman çocuğa o zaman demeyeceksin. Bu memlekette, bu memlekette huzuru konuşmak istiyorsak birbirimiz var mı? Nasıl huzursuz olacaksın ya? Var mı? Her şeyim var. Her şeyim var. Maaşımı alıyorum emekli. Eyvallah. Ben daha ne isteyeyim? Maaş alınca her şey ya, bitiyor mu? Maaş alınca değil. Huzur var memlekette. Ne yapacağız ya? Ekonomik kriz. 20 sene önce nasıldın? Onu bak düşün. Abi, ben 5 Nisan'ı gören bir adamım. 20 sene önce nasıldın? Bak. 20 sene önce çok nasıldın? Çok güzel konuşuyorsunuz da. Hı. Ben şu anda Türkiye'de 3 atletten biriyim ben. Birinciliği kovalayan. Master atletim. Uluslararası derecelerim var. Eyvallah. Türkiye'yi temsil eden Balkanlarda derece yapmış bir insanım. Şu anda 40 kilometre maraton koşacağım. Ben 2003'ten beri bir görme engelli arkadaşa yardımcı oldum burada. Bursa'mızın ve ülkemizin ilk görme engelli milli atleti. Ben buna 2003'ten beri emek verdim. Ama ne oldu? Ankara'dan kendi adamlarını gönderdiler. Bakın, bir dakika, bir dakika azimle. Olur, olur, her şey olur. Bir dakika, Faruk Bey'e anlattım, hemşerim. Önemsemedim. AK Parti'nin il başkanlığına gittim, anlattım. Abi dedi, hakkını yemiştir. Önemsemedim. Tarsus'ta yarım maratonda 3'ü oldum. Kürsüye çıkacağım, Harun Karaağaç. Ankaralı birisi koşa koşa yanıma geldi. Abi dedi, Harun Karaağaç sen misin? Evet. Sana dedi, çok önemli bir şeyler anlatacağım. Federasyona gidiyor. Federasyonda iki tane yetkili tartışıyor. Diyor ki, bu arkadaşın gitmesi lazım diyor. Birisi, bir dakika lafımı bitireyim. Diğer yetkili de diyor ki, ben de isterim onun gitmesini ama diyor. Ankara, bir dakika. Ankara, AK Parti, İl Başkanı'nın emri şu iki adam gidecek. Ha nerede adalet? Dürüstlük. Yavuz Şap hatırlıyor musun? Ben 5 vakit namazı falan bir insanım ben. Yavuz Şap hatırlıyor musun? Yavuz. Ben bir şey söyleyip gideceğim. Adalet yok diyor. Bak ben yok. Adalet yok. Ben de aynı fikirdeyim çünkü adalet Erdoğan'ın elinde değil. Devletin bürokratik organları var. Erdoğan sadece yürütmenin başı. Yargı bizde değil. Yani bütün organlar, Danıştay, Sayıştay bunların hiçbiri bağımsız değil bilesiniz. Bunlar var ya. Bunlar aslında şey için kuruldu güya. Devleti dengede tutuyor bu hani Danıştay, Sayıştay gibi kuvvetler ayrılığı denilen mevzular, mekanizmalar. Oysa ki bizim seçtiğimiz lidere işini yaptırmama üzere dizayn edilmiştir. Adalet nasıl olsun peki? Osmanlı'nın şeriatı gelsin diyorum. Bak ben 8-10 tane mahkeme... Şeriat istiyorsunuz. Hiçbirinin yani. Suç ağırlığı yoktu. Ben dünya para cezası ödedim. Allah'tan namusu düzgün yaşayan bir insan oldum. Çok güzel bir şey söyledin. Şeriat. İslam şeriatı gelsin dedin değil mi? Gelsin. Hani şeriat deyince insanlarda bir korku var. Elimizi mi kesecekler? Durdu. Elimizi mi kesecekler falan filan. Ben de diyorum ki tamam şeriat nedir? Konuştuğun zaman Allah'ın hükümleridir. Doğru mu? Aynen. Allah'ın hükümlerinde, ya adalette çok kolay bir şey var. Allah'ın 99 tane ismi var. Aynen. 24 diyor ki el halinde. He. Allah'ın 99 tane ismini kanun yapmakla alakalı ben defalarca yazı yazdım. Defalarca konuştum.
defalarca söylendi. Hatta söylenen bir şey oldu. Bir arkadaşımın teklifiydi. Gelin bu memlekette İmam Hatip okullarını İslam ilimleri okulu olarak koyalım ki Müslüman Müslüman gibi eğitim alsın. Şimdi özür dilerim. Bitireyim. Müslüman Müslüman gibi eğitim alsın konusu konuşulurken hep red geldi. Çok güzel bir şey söyledin. Şeriatla alakalı hüküm. Yani baktığın zaman ön yargılarla konuşuruz ya, deriz ki ya değil. Biz birbirimizi anlamaktan aciziz. Bir yol tutturmuşuz. Menfaatimiz varsa affedersin, siyasi veya menfaatsel olarak karın bağımız varsa, ruh bağımız değil, mide bağımız varsa affedersin hiçbir şey görmüyoruz. Bu millet önce başkasının hakkını gözetmediği müddetçe toparlanamayız. Ha bu nasıl? Siyasi konuşmak istemiyorum. Ahlaki konuşmamız gerekiyor. Ahlaki konuşursak toparlanırız. Ha bu da nasıl olur? Japon'un eğitim sistemini internette hepimiz gösteriyoruz. Vay çocuklar o şunu okuyor. Japon'u da o kadar övmeyin. Bak, küresel masonlar ne yapıyor? Efendi her şeye muhalif ya. Japonya, hayır, bilgili diyeceksin. Muhalif abla. Değil. Japon. Bilgili hanımefendi. Ya iki tane atom bombası yemiş. Nasıl ayağa kalktı Japonya sanayi? Söyleyeyim mi o zaman? Teknoloji atölyesi seçti masonlar orayı. Almanya'yı sanayi atölyesi seçti kendine. Peki ben sana o zaman çok güzel bir şey söyledim. Japonlar Amerika'dan bomba yediğinde, Hiroşima'ya bomba atıldığında Nagasaki. Hiroşima. Bomba atıldığında Amerikan istilası dahil, ekonomik istila dahil her şeyi kabul ettiler. 300 küsur maddeden kabul etmedikleri tek bir madde vardı. Ne olduğunu biliyor musun? Neymiş o? Soralım. Harf kanunu. Ama bir dakika. Japon, bir dakika dur. Dur. Bak bilmediğimiz tarihten konuşuyoruz işte. Yanlış. Bak bilmediğimiz tarihten. Japon. Alzheimer etmek. Sana çok daha kolay bir şey. Bana 7 tane Japon markası söyler misin? Hiçbir, hepsi Yahudi markasıdır. Japon markası diyorum bakın. Bak, Sony. Bak Mitsubishi falan var ama Sony. Hepsi Japon'un adı var. Tamam. Japon markası değil mi bunlar? Ha, Yahudi markası. Bak küresel tarihi konuşursak Japon Hiroşima'da bomba yediğinde o günkü Japon kralı 7 ailenin üzerinden dünya ticaretine yeniden ayağa kalkmanın planını yapar ve uygular. Bugün Japon markaları bu haldedir. Dünyada bana ikinci bir şey söyleyebilir misin? Harfini değiştirmiş kaç ülke var? Şey var, iki ülke var. İsrail harfine döndü. Biz Latin'e döndük. Biz de 100 sene öncesini okuyamıyoruz. Şimdi biz birbirimizle konuşmaktan aciziz. Tarihimizi okumaktan aciziz. Kendimizi tanımaktan aciziz. Ben, daha söylenecek fazla bir şey yok. Bir şey söylediniz, ben bunu söyleyeceğim. Ben muhalefet falan etmiyorum. Hakikat neyse onu söylüyorum. Hakkına evet, görüşmek üzere. Eğitim sistemimizden memnun değil ya. Orada ben de aynı fikirim. Dini sistemde de, dinden tamam, de memnun değil. Abdullah tamam. Ve Celaleddin Efgani'nin kitapları okutuluyor din hususunda. Osmanlı döneminde onların cezası da kesildi, hükmü de verildi. Ha, o insanlar kaldırılsın. Beyefendi daha gerek yok dedi mesela. Ben şu anda Ankara, AK Parti. Ben de aynı fikirdeyim. Fakat adaleti Erdoğan sürmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sürmüyor. Kim adalet? Paralel için, devlet içinde paralel devlet ne demek? Devlet ne gibi demek mesela? Devlet, biz bilmiyoruz. Devlet gibi hareket etmek demektir. Hala o tip unsurlar var. Yani siz devlet deyince sadece zannediyorsunuz. Var mı yani? 295. FETÖ'den temizlenmedi mi yani? Temizlemedi tabii ki ya. 1960 senesinde kurulan bir örgüt hemen iki günde temizlenir mi? Zaten siyasi ayağı yok yani. He? Siyasette ayağı yok CHP, yani. Kasım Güle kurdu o örgütü. Öyle diyorsun. Evet, öyle CHP demiyorum öyle. Kasım Gülek CHP'nin genel başkanıdır. FETÖ'yü mü kurdu? FETÖ'de onun cenaze namazını kıldı. Bakın öyle gerçek bilgi veriyorum size. Evet, evet, öyle demiyorum öyle. Kim CHP güçlendirdi FETÖ'yü diyorsunuz? Yani. CHP, ya bir parti düşün. CHP için şunu söyleyeyim ben. Millete üstten bakıyorsun. Gücünü milletten almıyorsun. Allah'ı zaten tanımıyorsun. Terörden faydalanmayıp gücünü nereden alacaksın sen? Diyorum ve iyi günler diliyorum.